katliamın yaşandığı anlarda Sivas'a gitmek üzere olan, daha sonra da oradaki arkadaşların tamamını yakından tanıyan, katliamla ilgili süreci çok içinde yaşamış olan bir arkadaşla konuya devam edeceğiz. Gazeteci yazar Ahmet Koçak'ı dinleyeceğiz. Şimdi katliamla ilgili ayrıntıları bizimle paylaşırsa sevineceğiz. Buyurun. O gün 2 Temmuz günü, biz aslında birkaç gün öncesinde gidecektik ama ben İstanbul'da bir işimden dolayı 2 Temmuz'da gitmek, yola çıkmak durumunda kaldık. Biz akşam üzeri yola çıkmıştık İstanbul'da. Bakırköy'de bir derneğimiz vardı, Canlar Derneği diye bir dernek vardı. Onlarla beraber biz yola çıktık. Bizim kendi programımızda 2 Temmuz'da şeydeydi, Banat Köyü'ndeydi. Dolayısıyla biz kendi programımıza yetişmek için Sivas'a gitmeden direkt Banat'a gidecektik. Saat akşam 7-7.30 gibiydi. Biz bir mola verdik. Çorum Osmancık'ta bir mola verdik. Osmancık'ta işte restorana girdiğimizde bütün insanlar kafayı çevirmişler. Televizyonlara bakıyorlar. Biz bir döndük baktık işte Sivas'ta Madımak Oteli yanıyor şeyleriyle, büyük puntolarla, yazılarla haberi izlemeye başladık. Gerçi çok durmadık, haberi duyar duymaz hemen, o zaman cep telefonu yok, ulaşacağımız kimse yok. İşte otelin orada bulduğumuz bir telefonla yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Bizi merak eden insanlar oluyor, onlara işte ev telefonlarından ulaşıp kendi durumumuzu ifade etmeye çalıştık. Planımız bizim Banaz'a gitmekti ama biz tabii bunu duyunca Sivas'a gitmeye yönlendirdik. Otobüsü Sivas'a yönlendirdik. O ara Sivas'a girerken bütün yollar kapanmıştı. Hiçbir dışarıdan gelen hiçbir aracı Sivas'a almadılar. Yeniden biz Banaz'a gitmek zorunda kaldık. Öğlen üzeri Banaz'a gelen arkadaşlarımızı Sivas'ta işte kültür merkezinde kurtulan Ali Baba Mahallesi'ne sığınan arkadaşlarımız, o zaman ben Kervan Dergisi'nde muhabir olarak çalışıyordum. Bizim yine muhabir olan arkadaşlarımız vardı. Onlar yaralı bir halde işte Banaz'a geldiler. Onlardan, arkadaşlardan detaylı bilgileri aldık. Daha ilk gecesinde isimleri duyduğumuzdaki isimler kamuoyunca bilinen isimlerdi. Sanatçı. Ama istersen Ahmet yazar. Ahmet araya gireceğim de isterseniz siz o organizasyon niçin yapıldı, nasıl yapıldı onunla ilgili de izleyicilerimizi bilgilendirirseniz anlattıklarınız daha iyi yerine oturur. Yani ne için gidildi oraya, kim gitti, tabii, niye gidildi tabii. Onları da belirtirseniz anlattıklarınız tabii daha anlamlı olacaktır. Biz daha doğrusu Ankara'da Pir Sultan Genel Merkezi'nde Pir Sultan anma etkinlikleri yapılma planı yapılıyordu. Biz de İstanbul'daki bulunan insanlar o programa destek veriyorduk. İşte bizim sanat grubumuz vardı. Orada sanat grubuyla bir sahnemiz vardı. Diğer arkadaşların işte panelistlerin Burciye Medresesi'nde, Sivas'ta Kültür Merkezi'nde programlar yapılmıştı. 4 günlük bir programdı bu. 4 günün 2 günü Sivas'ta yapılacaktı, 2 günü de Banaz'da yapılacaktı. Biz az önce de söylediğim gibi Banaz'daki yapılacak program için yola çıkmıştık. 2 Temmuz'da, 3 Temmuz'da da bizim orada programımız vardı. Sivas'taki yapılan programlar bir gün öncesinde başlamıştı zaten. Kültür merkezinde programlar yapılmıştı, konserler vermeye başlamıştı. Burjiye Medresesi'nde yazarlar oralarda kitaplarını imzalamaya başlamışlardı. Fakat o gün şöyle bir şey oldu. 1 Temmuz akşamı bizim yakın, ben de Sivaslıyım, Gürünlüyüm. Gürün'den giden akrabalar vardı. Bana gelen, yani telefonla konuştuğumuzda ya ortalık bayağı bir karışık gibi laflar telefonda duyulmaya başlandı. Müdahale ediliyor. İşte vali zaten organizasyonun içerisinde vali kendisi de olduğu için güvenlik tedbirleri, önlemleri alınıyor diye arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok, devam edin, gelin diye söylemişlerdi. Fakat az önce Şükrü arkadaşın da ifade ettiği gibi işte öyle olmadığını, daha önceden planlandığını, sonraki süreçte özellikle
katliamın yapılış şekli dahil olmak üzere işte otelin ateşe verilmesi ve ondan önce yerel gazetelerin tabi bir ay öncesinden bu işleri organize etmesi, yine oraya spor faaliyetleri adı altında kitlelerin, dışarıdan kitlelerin getirtilmesi falan. Şu hepsini bunları topladığımızda katliamın örgütlü ve bilinçli olarak yapıldığı, hazırlandığı artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hatta yani bundan bir 10-11 sene önce yanlış hatırlamıyorsam özel hak dairesinde bir yetkili bir söyleşisinde kendilerinin çıkıp tepede bu olayı izlediğini, vatandaşların yani katliamcıların daha doğrusu onlara vatandaş demek de çok doğru bir şey değil de katliamcıların geri çıktığını fark ettikleri anda tekrar gidip orada işte kendilerine müdahale ettiğini ve devamında çıkıp arkada seyrettiğini özel hak dairesinden bir kişi, görevli olan bir kişi daha sonra verdiği bir süreçte bunları ifade ediyor. Yani özetle etkinliğin yapılış amacı tabii orada Sivas'ta öncelikle Pir Sultan anıtı, Pir Sultan heykeli yapılmıştı. O heykelin açılışı ve uzun yıllardır Sivas merkezde bu tarz bir kültürel etkinliklerin yapılamaması, valinin de işte bu anmaları Pir Sultan heykelini Sivas'a dikip bu anmaların da burada devam etmesi konusundaki çabalarıyla beraber ya da ısrarlarıyla beraber orada etkinlik yapılıyor. Yoksa daha önceden bu etkinlikler Banaz Merkez'de, bir sene öncesinde zaten Banaz Merkez'de başlamıştı. Orada Banaz'da yapılıyordu. Şimdi bu bilgilerin çoğu aslında hemen hemen işte bizim de yazdığımız kitapta var. Diğer bu konuda 60'a evet, yakın kitap yazıldı. Evet, sizin Onlar Işık Oldular adında bir kitabınız da var bu süreci anlatan. Evet. Bu kitap otelde kurtulan ve o gün otel dışında olan katılımcılarla yaptığımız belgesel söyleşi kitabı bu. Bizzati kendilerinin yaşadıklarını 10 yıl sonrasında biz akıllarında neler kalmış ve 10 yıl içerisindeki yaşadıkları o süreci ve travmayı yeniden bu söyleşi esnasında gördük. Tabii o katılımcılara yani kitaptaki söyleşi yaptığımız kişilere oradaki olayın nasıl geliştiğini sormuştuk. Ve az önceki söylediğimiz çerçevede hazırlıkların ta günler öncesinde, aylar öncesinde yapıldığını bu söyleşi yaptığımız arkadaşlarımızın hepsi bunları detaylı bir biçimde anlattı. Bu kitap şu açıdan önemli. Bugün söyleşi yaptığımız birçok arkadaşımız, işte Sami Karaören gibi gazeteci abilerimiz, bunlar artık hayatta değiller. Birçoğu sanatçılarımızın bir kısmı yine hayatta değil. Bunların o dönem oradaki yaşadıkları travmatik durumu da aslında bir anlamda belgelemesi açısından kıymetli. Daha sonradan tiyatrocu Genco Erkal bu kitabı kendi yaptığı 93 Sivas oyunu tiyatro oyunu. Peki sevgili Ahmet Koçak, sevgili Ahmet Koçak, biz şöyle yapalım. Siz o katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerini zikredebilecekseniz orada isimlerini zikredin. Bir de bu katliamları tabii önlemek için neler yapabiliriz de dair görüşlerinizi de bizimle paylaşırsanız sanırım konukla devam etme imkanımız olur. Buyurun. Hayatını kaybeden canlarımızın isimlerini zikredelim orada. Zaten yani burada zikretmenin bir gereği var mı bilmiyorum. İstiyorsanız ben şu an bir çırpıda okuyabilirim. Ama şunu söyleyeyim, ben sadece şu ayrımı yaptım. Orada 33 tane katledilen canlar, 33 tanesi oraya kültürel etkinlik için giden sanatçı, aydın, semahçı ve müzisyen canlarımız var. İki kişi otel görevlisi, diğer iki kişi de katliamcılardan olmak üzere totalde 37 kişi hayatını kaybediyor. Şimdi ben bunların isimleri artık yani Google'a girince şey yapılıyor. Burada tekrar zaman kaybetmeyelim. Tekrar hepsini söylemeyelim. Tek tek söylemeyelim. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi
kitapta da ifade etmeye çalıştım. Bu tür katliamların yaşanmaması için her zaman dönüp her türlü işte bütün katliamların, işte Maraş olsun, Çorum olsun, Sivas katliamları, daha önceki ve Gazi, Gezi sürecindeki bütün katliamları da hep dönüp şunu konuşuyoruz. Yapılmaması için neler yapmamız gerekiyor diye konuşuyoruz. Evet. Ama tekrar bir yıl sonrasında yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi umarım Şükrü Yıldız arkadaşla bu süreci, kurumların bugünkü geldiği süreci de değerlendirdiğinizde bunlara da değinirsiniz. Önemli olan, hani biz hep şundan bahsediyoruz, örgütlenmekten bahsediyoruz. Örgütlenip güçlü olmak lazım ki karşındaki iktidara karşı bir duruş sergileyebilesin. Ve sadece tek başına senin, yani Aleviler olarak tek başına Alevilerin örgütlenmesi yeterli değil. Diğer ezilen ulus kimlikler olsun, işte inanç kimlikler olsun ya da cinsiyet konusunda ayrımcılığa uğrayan diğer kesimler olsun. Yani iktidardan şu ya da bu biçimiyle dışlanmış, ötekileştirmiş, mağdur bırakılmış bütün kişilerle yan yana gelemediği sürece biz bunları daha çok konuşuruz. Şükrü arkadaşın ifade ettiği şey çok önemli. Yani 90'lı yıllardaki Kürt hareketinin Alevilerle buluşması ya da işte Alevilerin işçi sınıfıyla örgütlenmeyle buluşması aslında kimin işine yarıyordu? Devletin işine yarıyordu. Onlar, devlet bunları ayrılmasını, parçalanmasını istiyordu. O nedenle bu buluşmayı istemediği için zaten, yani katliam nedenlerinden bir tanesi de bu. Ben kitapta şunu ifade etmeye çalışmıştım. Söyleyeyim, sözümü bitireyim isterseniz. Bu süreç, daha doğrusu bu katliam Alevileri sisteme entegre etmenin bir projesi aynı zamanda. Sistemin, yani bu ülkenin, bu coğrafyanın yaramaz çocukları dünün işte geçmişten bugüne, Osmanlı, Selçuk'tan bugüne sürekli baş kaldıran, haksızlığa baş kaldıran, zulme baş kaldıran bu geleneğin yaramaz çocuklarının Cumhuriyet döneminde de devrimci hareketle buluşuyor olması, diğer toplumun ezilen kesimlerle buluşuyor olması önüne geçmek ve bunları sistem içerisinde görünür kılmak gerekiyordu. Ki bunu da yaptılar. Bu görünür kılmayı da bugün bir siyasi partinin arka bahçesi haline getirildi. Bugün belki de bunların konuşulması gerekiyor. Ben yani bu şeyin, katliamın aslında başarılı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü geldiği noktada. Evet, Aleviler örgütlendi. Arkadaşımız, Şükrü arkadaşım da söylediği gibi Aleviler örgütlendi. Kurumlarını kurdular. Bunlar kıymetli şeyler. Ama bakıyoruz ki bu örgütlenmeler bugün yapması gerekenleri yeterince yapmıyorlar. Hatta birçok konuda da ayrı düşüyorlar, farklılaşıyorlar. Bu çok kıymetli. Son cümle şunu söyleyeyim. Örgütlenmek ama gerçekten de ne bildiğini, ne istediğini bilerek örgütlenmek gerekiyor. Sadece tek başına senin örgütlenmen, tek başına senin güçlü olman yeterli olmuyor. İşte gördük, bugün gazetecilerden başladı. İki gün önce bir gazeteci tutuklandı. Yarın kimin başına neler geleceğini bilmiyoruz. O nedenle örgütlenmek kıymetlidir diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki Sayın Ahmet Koçak, görüşlerini bizimle paylaştınız. Çok teşekkürler. Değerli görüşlerinizde yararlanıyoruz mutlaka. Çok teşekkürler. Başka programlarda görüşmek üzere. Eyvallah. Selamlar.